Şimdi bugün yine ya gerçi sabah çektim bir önceki videosu, e-site videosunu ama yine rekabetçi hazırlık statüsündeki maplerde oynayacağız. Bu sefer karşımıza Ruby geldi map olarak. Ama inanın daha önce hiç oynamadım. Zaten bir round kaçırdık oyunu. Şimdi tekrar girdik. Bizim gibi olan var mı? Yok. Veya var. Bilmiyorum. Yani bir kişi şu an bekliyorduk, o da geldi. Bakalım. Oyun nasıl ilerleyecek bizim için? Şu an hayatımda gördüğüm en basit radarlardan bir tanesi. O map'in radarı bayağı kötü. Bu arada ilk yorum olarak bunu söyleyebilirim. Çok hiç anlaşılır değil. Ama anladığım kadarıyla şu kısımda bir iki tane falan hem sanki şuradan ve de şuradan mit tutulabilir gibi. Yani her iki yoldan da iki tane ayrı mit var gibi. Yani o yüzden ben mide mi gitsem? Biraz şeyi andırıyor. İtalya'yı. İlk izlenim olarak bana öyle geldi. Buradaki bizim arkadaşımız. Sanırım oyun B. Sıkacaktım. Bu site bana sanki Inferno'nun B side'ını şey yaptı ya. Garip oldu. Hiç de adam görmedim. Peki abi, burası kapalı bir yolmuş. It's B. Tamam, devam edelim. Peki abi. Okey. İkinci round da bitti güzelce. Map çok karışık. Gerçekten çok garip bir map ve beğenmedim sanırım ya. Solumda sanırım adamlar var. Mı? Sağımda var. It's B. It's A. Tam bir İstiklal Caddesi havası yok mu ya öyle? Map'in şu anlık görünen tarafıyla ağırlığı City Site gibi ama belki bizim takım daha iyi oynuyordur, bu konuda tam emin değilim. En azından diğer side'a geçene kadar şu anlık bu benim için böyle. Çünkü side'a girdiklerinde bir eylem gösteremiyorlar. Bu arada A'ya gidiyorlar sandım. Şuradan direkt B'ye döndüler. Evet, genelde kapışma yeri burası bu arada. Onu çözdüm. Hatta şuradan bir yerden hemen göstereceğim. Buradan o alana da gidilebiliyor. Daha demin AWP ile burada öldüm. Sen, yani buradan anladığım kadarıyla pushlayamıyorlar. Yani şimdi mesela adam olacak ama bu şekilde. Adam var ama pushlayamıyorlar. Yani oraya kadar. Bizim arkadaşlar, yani takım arkadaşlarım orayı göremiyorlar. Bu nasıl bir ölüş? Ya benim oradaki pushlarken hani şey yapmam gerekiyor. İşte direkt AWP ile falan pushlamam gerekiyor. Geçen round'da zaten AWP ile pushladım ama çok kötü oynadım. Gerçekten çok kötü oynadım. 3 kere misledim. Bir etkisi olmadı. Evet, sanırım burası da B'nin long. O ölen yer. Haritada şöyle konsol açarak şu şekilde. Şurası sanırım. Long mu desem? Sanki burası da... Evet, böyle short gibi ama aslında bilmiyorum. Bilmiyorum ya, long dersin buraya. Yani Overpass'te de öyledir ya, mesela banana gibi düşün. Şurayı toilet, şurayı long. Burayı da banana gibi düşün. Aynı o prensipte yapılmış sanki. Bence o yüzden burası longdur.
Biraz anladım yani. O kadar da salak değiliz. Haritada pingim FPS'imin düşük olmasının nedenini bilmiyorum. Niye acaba FPS'im düşük kalıyor haritaya göre? Buradan direkt mine gidiyorum. Sanırım B side'e hiç gitmedim. Bir tık korktum. Elim titredi. Buraya acaba boost oluyor mu? Güzelmiş burası. Bilmiyorum. Nereye bakacağım bilmiyorum. Çok kötü. Acayip kötü bir şey. Ya şey gibi düşünün. Böyle arkadaş grubunuz oynuyorsunuz. 4 kişisiniz. 5. bir kişi katıldı. İşte siz sürekli Cage oynuyorsunuz ama arkadaşınız Dust 2 oynuyor sürekli. İşte yani adamı Cage'e sokuyorsunuz. Tamam, gel Cage oynayalım. Adam sizi kırmıyor. Tamam diyor. Ve sizde İşte mid'e bakarken atıyorum boost'a bakmıyor gibi. Evet, City Side'ı 9-6 önde bitirdik. Şu an neler olacağını merak ediyorum. B'ye buradan, A'ya buradan gidiliyormuş. B'ye gidelim bakalım. Hazır bombamız oradan gidiyor. Burası... Okey. Tam bir surf haritası gibi. Zıplayıp D'ye oynarsın ya buradan. Diyorduk. Görmek istedim ama nedense Efendim buradan gelemeyecek. IQ kastım ve haritayı öğrendiğimi gösterdim sanırım ya. Bir tanesi de burada bekliyordu. Güzel. Bu sefer aynısını yapmayacağım. Şuradan mid kontrolü için bakacağım. Çok güzel. Güzel bir kobi oldu. Nice. İyi oldu ya, haritayı öğrendik. Bir de şurayı çok merak ediyorum. Bu roundda o tarafa doğru gideceğim. Şurası biraz daha cover yer. Ya adam bakıyorsa buradan bakıyor. Buradan nasıl geliyor peki bana? Nasıl korktum ya? Abi rastgele E'ye bastım. Acaba açılıyor mu dedim. Ben sandım ki yukarıdan falan atlanıyor, tamam mı? Bir şekilde o korkutucuydu bir tık ya. Ama bence sıkıntı. Bence öyle. Bu neymiş? Ha, beni vurduğu yerde. Şöyle geldi beni vurdu, okey. Buradan gidelim. Go'ya dedi ama gitmeyeceğim. Kendi Okey. Oradan acaba nereye boostlanıyor? Flash and push green, okay? Maybe rotating B, guys.
No no no. No pussy mode. Go. Ha, 3 round try'a gidiyoruz. Dur bakalım. Şurası nereye bakıyormuş? Onu da merak ettim. Hızlı kuş mu var? Hmm. O zaman şurada bir tane adam var sanki ama. I need flash. Throwing a flashbang. I'm blind. I'm throwing smoke. Burada adam var, onu bıçaklayacağım şimdi. Üstünde adam olabilir mi? Olamaz. Bıçaklamak istedim. Sen ver. Abi ben niye bu kadar çok refleks veriyorum? Korktum lan. Ne güzel cam ya. Fiber kaplamalı galiba. Harita bence CT'ye daha yatkın. Ya şu açıdan birazcık CT site'de olumsuzluğunu söyleyebilirim. Site'lara geliş yerleri çok açık yani. Mesela şey gibi. Dust 2'nin bir B side'ını düşün, bir de A side'ını düşün. Oyun sesini şurada bir tık kısayım. Zaten kazandık. Dust 2'nin bir A side'ını düşün. Long'unu, short'unu, belki CT yolunu da düşün. Hepsi geniş geniş değil mi? Burada her iki side de öyle, mid de öyle. Yani bilmiyorum, o açılardan savunma olarak biraz zorluk yaşatabilir ama aslında saldırı olarak da zorluk yaşatıyor bunu. Şeyle Vertigo ile birazcık örtüşebilir. Vertigo da çok dar mesela. Side olarak çok kısılmış bir şekilde ve bu yüzden mollilerle mesela saldırı yapan takım yani T-side hunharca katlediyor abi. Yakıyor ya bildiğin bütün savunmayı. Öyle düşünün. Bence yani tabii ki bunu artık uzun süre oynadıktan sonra karar verilir. Benim daha ilk oyunum. Bence CT:Site daha güçlüydü. Bilmiyorum. Ama harita gerçekten büyüktü. Yani küçük gibi gözüküyor veya çok büyük değil gibi gözüküyor ama büyük harita. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet abi. Görüşürüz.